Merhaba, bugün vitamin hapları gerekli mi diye soruyoruz. Vitamin ve mineraller kuşkusuz bizim için hayati öneme sahip maddelerdir. Bu maddeler metabolizmamızın her aşamasında yüzlerce, binlerce biyokimyasal fonksiyonda görev alırlar. Bu konuda bir tartışma yok. Peki şimdi asıl konumuza gelelim. Vitamin hapları gerekli mi? Burada iki soru sormak lazım. Birinci soru, vitamin hapları gerekli mi? Burada kısa cevap hayır. Gelişmiş dünyada, normal, sağlıklı bir insanda vitamin eksikliği neredeyse hiç görülmez. Ben 40 yıllık meslek hayatımda tanımlanmış vitamin eksikliğine bağlı hiçbir hastalık görmedim şimdiye kadar. Peki ikinci soru, vitamin hapları sağlığımıza faydalı mı? Şimdi biraz önce vitamin ve minerallerin ne kadar faydalı ve gerekli olduğundan bahsetmiştik. Peki haplar faydalı mı? Yıllarca vitamin haplarının faydaları üzerinde tartışmalar sürdü. Kimisi faydalı dedi, kimisi faydasız dedi. Kimi doktor ise faydasına inanmadığı halde hastasını memnun etmek için yazdı. Ama gerçek şu ki insanlar vitamin haplarının faydasına inanıyorlar ve kullanıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen sene vitamin haplarına harcanan paranın yaklaşık 20 milyar dolar civarında olduğu söylenmektedir. Peki bilim bu konuda ne diyor? 2014 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan ve 21 adet çok geniş çaplı çalışmanın yapılan meta analizinde vitamin haplarının hastalıkları önleme konusunda herhangi bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Aynı şekilde son 10-15 sene içinde yapılan birçok bilimsel çalışma vitamin haplarının sağlık üzerine önemli bir etkisinin olmadığını göstermektedir. Ünlü bir bilim adamına sormuşlar, vitamin hapları ne işe yarar demişler. O da çok pahalı idrar yapmaya yarar diye cevap vermiş. Metabolizmamız ihtiyacı olan bütün vitamin ve mineralleri aldığımız gıdalardan temin eder. Öte yandan ihtiyacının fazlası olan vitaminleri de idrarla atar veya karaciğerle yok eder. Vitamin hapları kullanan kişilerin idrarların sarı renkli ve kokulu olmasının nedeni budur. Bu konuya açıklık getiren çok ünlü bir çalışma var. Bundan yıllar önce Amerika Birleşik Devletleri'nde bir C vitamini üzerine bir çalışma yapmışlar. O yıllarda C vitamininin müthiş faydaları çok ses getiriyordu. Bunu anlamak için bir çalışma yapmışlar. Bir grup hastaya günde 1000 mg megadoz C vitamini vermişler. Öteki gruba da günde 150 mg C vitaminine tekabül eden bir portakal yemeleri söylenmiş. Çalışmanın sonunda günde 150 mg'a tekabül eden bir portakal yiyen grupta C vitamini düzeylerinin 1000 mg C vitamini hapı alanlara göre 3-4 kat fazla olduğu ve biyo yararlılığının daha fazla olduğu tespit edilmiş. Şimdi buradaki püf noktası şu. Portakal yenildiği zaman evet içinde C vitamini var ama A vitamini var, B, D vitaminleri var, bir sürü mineral var ve birçok da henüz fonksiyonunu tam olarak anlayamadığımız fitokimyasal yani bitkisel moleküller var. Bu bize bir paket halinde sunuluyor. Şimdi araştırmanın yorumunu yapan bilim adamı demiş ki bunlar bir bütün halinde çalışıyor. Bunun içinden tek C vitaminini çıkarıp al bunu kullan gerisini boş ver diyemezsiniz demiş. Bu çalışmanın sonucunda Amerika'daki C vitamini çılgınlığı bir miktar yatıştırılmış. Özellikle C vitamininin gribi önlediği veya gribin semptomlarını azalttığı konusunda bir yaygın inanış varken bilimsel çalışmalar buna da etkili olmadığını göstermiş. Ama biz yine de kullanıyoruz. İçimiz rahat etsin diye.
Yine yapılan bir takım bilimsel çalışmalar bazı vitaminlerin hap şeklinde alınmasının düpedüz zararlı olduğunu göstermiştir. 1994 yılında ünlü New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan bir çalışmada A ve E vitamini kullanan sigara içen erkeklerde akciğer kanseri insidansının yani görülme sıklığının çok daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 2011 yılında yapılan buna benzer bir çalışmada E vitamini kullanan erkeklerde prostat kanseri görülme sıklığının daha fazla olduğu tespit edilmiştir. 2005 yılında yapılan bir çalışmada ise E vitamini kullanan insanlarda her türlü nedenden dolayı görülen ölüm oranının çok daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Özetle, vitaminler, mineraller, antioksidanlar sağlığımız için fevkalade önemli maddeler. Ama bunların hap şeklinde değil, doğal formunda alınması çok daha önemli. Vitamin ve benzeri preparatlara harcayacağınız parayı bol miktarda taze, organik, meyve, sebze, salataya harcamak çok daha faydalı olacaktır. Aradığınız, ihtiyacınız olan her türlü vitamin, mineral ve antioksidanlar orada var. Peki hiç mi vitamin hapı kullanmayalım diye soracaksınız. Kullanılır tabii ki ama bu özellikle tıbben tespit edilmiş bir takım vitamin eksiklikleri durumunda veya özel hamilelik gibi özel durumlarda, ameliyat sonrası dönemde hasta beslenmesinin yeterli olmadığı durumlarda destek olarak verilebilir. Fakat bunu belirleyecek olan yine hekiminizdir. Bütün bu konuştuklarımızın bir istisnası var. Modern toplumlarda yaygın olarak görülen ve muhtemelen kapalı ortamlarda çalışmaktan kaynaklanan, sürekli giyinik vaziyette olmamızdan kaynaklanan, dışarıya yeteri kadar çıkmadığımızdan kaynaklanan bir D vitamini eksikliği salgın hastalık gibi modern toplumlarda görülüyor. Bu konuda ayrı bir video çekeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.